Vallahi ben 58 yaşındayım. Ben böyle bir yıla hiç rastlamadım. Cenab-ı Allah böyle yıla bir daha kimseye göstermesin. Bu sıkıntıları kimseye tattırmasın. 2021'de inşallah bugünler bir daha gelmez geri. Gitsin gelmesin. 2020 deyince ne zaman öleceğim diye mi bekliyorum öyle? Virüs kaptım mı, kapacağım mı? İşler kapalı. Şu saatte çık, şu saatte kapalı. Bir yere çıkıp oturamıyorsun, gezemiyorsun. Ne bileyim, böyle bir yaşantı görmedim ya. 2020'yi bir hafta daha ölmesek çizdik diyeceğiz yani inşallah. Umutlarımız bir an önce bu virüs belasının ortadan kalkmasını, inşallah hayırlı bir işlerin olmasını temenni ediyoruz. 2020 yıl deyince aklınıza ne kaldı? Sıkıntı, stres. Yani her günün bir şey olacak mı telaşı? Virüse yakalanacağız mı? Aileden birisine bir şey olacak mı? Onun stresi vardı. 2021'den beklentiler, umutlar? Bir daha bu günlerin olmaması. Bir an önce virüsün gitmesi. Virüsten başka bir şey kalmadı ki. Maske, virüs, yasak. Kaldığımız yerden devam edeceğiz gibi geliyor inşallah Allah'ın izniyle. Öyle tahmin ediyorum. Her şey daha güzel olacak inşallah. 55 yaşındayım. 55 sene içerisinde en kötü yıl olarak kalacak. Yeni yılla beraber inşallah geçiririz, o da geçer gider yani. Önce sağlık, huzur, mutluluk. 2020 deyince Covid hastalığı kalacak. Çünkü ben de 54 yaşındayım. Bu zamana kadar böyle bir hastalık görmedim. 2021'de sağlık, huzur, bu hastalığın en kısa zamanda giderilmesi, aşının bulunması, insanların ölmemesi tabii ki. Pandemi süreci herkesi işinden etti. Görüyorsunuz her yer kapalı. Bizim de işimizi etkiledi. Yani 5 sene geriye gittik diyeyim yani. 2021 yılından beklentiniz? Böyle bir sene olmasın da. Yani nasıl güzel olur? Bundan iyi mi olur, kötü mü olur bilemeyiz. Tabii Allah'ın takdiri ama. İnşallah iyi geçer ya. İlk başta vatana, millete iyi geçsin. Sonra dünyaya iyi geçsin. Bizim işler bu yıl yine Allah bereket versin ama çok durgundu. Düğün dernekler olmadığı için. Sıkıntıyla geçti. 2021 yılı umut vaat ediyor. Çünkü düğünler falan hep 2021'e ertelendi. Biz her sene esnaflar olarak diyorduk ki işte bir sene öncesini aratıyor diyorduk. 2020 her seneye aratmaya başladı. 2021'den beklentim ilk önce şu pandemiden kurtulmak. İşlerimizi sıkı sıkı sarılmak. 2 ay boyunca evde kaldık, onu söyleyeyim ben. 20 yaş altına yasak olduğu için biz dışarıya çıkamıyorduk. Vallahi Covid-19'dan başka ne kalabilir ki? 2021 yılından beklentim sağlıklı bir yıl olması. Yüzyılda bir rastlanacak seviyede büyük bir küresel pandemiyle mücadele ediyoruz. Özellikle sağlıkçılar için çok zor bir yıl oldu. Bununla birlikte ülkemizde Elazığ depremi atlattık. 2020 yılının önemli yine durumlarından bir tanesiydi. Van'da bir çığ felaketi atlattık. Tüm şehit olanlarımıza, askerlerimize de buradan Allah rahmet etsin diyelim. İzmir'de bir deprem atlattık. Derken 2020 yılı zorlukların yılı olarak aklımızda kaldı. Huzur dolu, insanlığın rahata kavuştuğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz, diliyoruz. 2021'e sağlıkla girmeyi umuyoruz inşallah. 2020 yılında Covid ve deprem. 2021 yılından inşallah başımızdan bu musibeti, bu hastalığı Cenab-ı Rabbim def eder. Sağlığımıza, sıhhatimize kavuşuruz ve herkes normal hayatına döner. 2020 deyince aklımda Elazığ depremi, Covid-19, şu anki savaştığımız virüs. Onun haricinde sel felaketleri. İnşallah önce sağlık, bu Covid-19'u atlatmak, daha sonra huzur. Güzel bir yıl. Covid kaldı herhalde sadece. Bir de şey yani çocuklardan ayrı. Garip bir yıldı. Bu iş bitecek inşallah diye ümit ediyorum yani. Mart, Nisan gibi inşallah kalmaz diye bir ümidim var. Maske, mesafe, hijyen artı tedbirle bu yılı daha da az kayıpla ve hatırlamayacak şekilde, üstünü örtecek şekilde geçirmeyi temenni ediyoruz. 2021 yılı dediğimiz zaman inşallah Covid'i unutmak ve güçlenmiş sağlık sistemimizle beraber eskisi gibi hastalarımızla beraber rutine dönmeyi hedefliyoruz ve umut ediyoruz. Thank you.
şey yok. Yardımcı ne yok.